Nar dikiş sınıfından hadi şimdi hep beraber şu güzel eteğin kalıbında yaptığımız işlemleri ve dikiş aşamalarını paylaşalım sizinle birlikte. Siz de bizimle birlikte dikersiniz. Dikişe başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Bu güzel çalışmada bize Semra Hanım eşlik etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi eteğimizi dikmeye başlayabiliriz. Neden merhaba? 2 adet viskon kumaşımız var. İkisinde tabii ki dikeceğiz. Önce bir etek dikmek istiyoruz. Kalıp araştırması yapıyoruz. İlk önce şu kahverengi kumaşla başlamayı da düşünüyoruz. Semra Hanım hepimiz için ve kendisi için model araştırmaya başladı. Bir tane beli lastikli bir etek bulduk. Bir tane de belik kemerli bir etek bulduk. İkisinin arasında karar vereceğiz. Godeli bir etek istiyoruz. İlk önce kumaşımızı kesime hazırlamak için yıkanmış olan kumaşı ütülüyoruz. Düz boy ipliğini esnetmeden kumaşımızın özelliğini bozmadan güzelce ütüledikten sonra masamıza kesim için sereceğiz. Burada dergisinin 2022 Mayıs sayısından bir etek bulduk şimdi. 105 numaralı etek. Evaze bir etek. Biz bunu daha godeli bir hale getireceğiz. Gode vereceğiz ve biraz daha salaş bir hale sokacağız. Kemerli çalışmaya karar verdik. Dergiyi yeniden gösteriyorum. Eteğimiz de bu. Modelde oldukça godeli gözüküyor ama ben bu kadar olmayacağını düşündüğüm için biraz daha gode vermenin doğru olduğunu düşünüyorum. En azından bunu deneyeceğiz. Şimdi size kalıp ayrıntılarını da göstereceğim. Önce Modellere toplu bir bakış yapalım. Biliyorsunuz ki bizde gelenek haline geldi. Her çalıştığımız derginin modellerini toplu halde şöyle bir gözden geçiriyoruz. Bu sayıda oldukça güzel, oldukça güzel modeller var. 105 numaralı etek olduğunu söylemiştim. 2 çeşit verilmiş biz. Kemerli olanı tercih edeceğiz. Kumaşımızı uygun bir şekilde seriyoruz. Kalıbımızı çıkardık. Sadece kalıbımızda bir açma işlemi uygulayacağız. O açma işlemini de aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım godeli etek ve evaze çan etek dikimi videolarımda çok uzun ve ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Linklerini açıklamalara bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Biz 5 santimlik bir açma yaptık. Bir tane yapabiliriz. iki tane yapabiliriz. Üç tane istediğimiz sayıda istediğimiz godeyi verebiliriz. Bunun üzerinde çok çalıştık sizlerle birlikte. Kalıplarımızı yerleştiriyoruz. Biz kalıplarımızı yerleştirirken sizler de kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı ve beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Etek ucuna 2 santim dikiş payı olarak da 1,5 santim vereceğiz. Evet 3 santim veriyoruz. 2,5-3 santim yeterlidir. Söylediğim gibi burada evazemizi biz böyle tercih ettiğimiz için bu şekilde verdik. Bir buçuk santim dikiş baylarımız. Arkada bir pensimiz var. Pens kapatılacak. Kesmeye başladık. Hayırlısı olsun. Makasımızı kumaşın üzerinden havalandırmadan kumaşımızı düzgünce kenarlarını tırtıklamadan kesiyoruz. Kestikten sonra gerekli işaretleri alacağız. Ve overloomuzu çekeceğiz. Biraz eteğini yan dikişinden de 2 2,5 cm kadar bir açma uyguladık. Yan dikişlerden çok açma yaparsak kulak gibi sarkar. Etek ucunu düz bırakırsak gene iki kenarı sarkar, toparlayamayız. Bakın etek ucunda belli bir şekil var. O şekli bozmadan şekline göre boyunu uzattık. Bu da etek ve elbise videolarımızda oldukça var. Godemizi şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Semra hanım bizim için açıyor ve beline koyuyor. Tam istediğimiz gibi bir godeyi elde etmiş olduk. Diğer parçayı kestirmemiştim daha çok açmamız veya kapatmamız gerekir mi diye. gayet beğendiğimiz için ön ve arka ortasını kumaş katına yerleştirdik. Burada en fazla dikkat etmemiz gereken şey ön ve arka ortalarını asla ve asla e, açma yapmıyoruz. ön ve arka ortalarında onları sabit bırakıyoruz. Bakın burada da aynı kalıp aynı bedenle bu eteğin kısasını ve daha fazla gode verilmiş halini yapacağız. Tenis eteği olacak tütü şeklinde. Bu eteği de sizinle paylaşacağım. Tekrar ediyorum burada. Çok fazla yanlış video görüyorum çünkü internette ön ve ortası sabit kalacak. Şimdi kumaşımızı hazırlıyoruz. Yani makinalarımızı dikişe hazırlıyoruz. Overlock ayarlarını size gösteriyorum. Bu kumaşımız için en uygun ayarlar bunlar. İki yan dikişe overlock çekeceğiz. Bele ve etek ucuna overlock çekmiyoruz. Çünkü bele kemer gelecek etek ucunu da sarkıtıp dinlendirmeyi düşünüyorum birkaç saatliğine iki yan dikişi yukarıdan aşağıya belden etek ucuna doğru iğneliyoruz lütfen sevgili Semra Hanım'ın ellerine dikkat edin nasıl bir teknik uyguladığına bakın hiç oynatmadan ve kuş bakışıyla tepeden giysinin bütününü görerek iğneliyor eliyle gerekli yerleri düzeltiyor iğnelerimizi takıyor iğneledikten sonra makinamızı çekeceğiz bir buçuk santim dikiş payı vermiştik iki yan dikişe makinalarımızı çektikten sonra ara ütümüzü yapacağız elbette önce ve kaydırmadan düz boy ipliğini bozmadan giysinin bütününü alıyoruz acemiler teğelleyebilirler ama teğellemeden de bir buçuk santimden iki farklı parçaya overlock çektik hatırlatırım. Çünkü bu bir esneyen kumaş değil viskon kumaş. Viskon kumaşları çok fazla overlockla birleştirme taraftarı değilim. Özellikle dikişe yeni başlamış iseniz dikişimizi diktik eteğimizi alıp doğruca ütüye dikiş açma ütüsü dediğimiz ara ütüsünü yapıyoruz. Dikişin önünden ve arkasından mutlaka bu ütünün Yapılması gerekiyor. Bu vurguyu da çok yapıyorum videolarımla hatırlayacaksınız. Giysinin baştan sona kadar düzgün ilerlemesini sağlar. Gördüğünüz üzere gayet temiz bir iş ortaya çıkacak. Şimdi biz burada ne yaptık? Biz burada pensi geçirmeyi unuttuk. Pens işaretimiz de uçan sabunlu olduğu için kaybolmuş. Şimdi kalıbımızı koyacağız ve pensi yeniden çizerek penseri kapatıp dikişini yapacağız. Elin ucunun sarkması için bir iki saatliğine veya bir geceliğine mankene elbise askısını asarak etek ucunun aşağıya doğru sarkmasına fırsat vereceğiz. Bugün dersimiz bitti çünkü eteğimizi bir gece manken üzerinde dinlendirdikten sonra verev kesimlerde özellikle etek ucundaki sarkmaları eşitlemek için yapıyoruz bu işlemi. Diğer işlemlerimize geçebiliriz. Şimdi belinin kemerini ve fermuarını hazırlayacağız. Gizli fermuar yapacağımız için ilk önce kemer parçamızı hazırlamamız gerekiyor. Belin ölçüsünü şekline göre ölçerek kaç santim olduğunu bulacağız. Ve yaklaşık olarak 2,5-3 santim kadar fazlasından ve 10 santim eninden kumaşımızı keseceğiz. Semra Hanım'ın nasıl ölçü aldığını gördüğünüz şekline göre biz 76 santim bulduk ve 79-80 santime, 10 cm civarında bir parçayı kesiyoruz şimdi ikiye katlayarak bunu ütüleyeceğiz ve yarısı kadar bir tele parçası kestik o tele parçasını da kemerin bir parçasına yapıştıracağız bazı kemerlerde tam kemer parçasının tamamına yapıştırırken bazısında yarısına yapıştırabiliyoruz kumaşın inceliğine kalınlığına göre değişir modele göre değişir ımızı yapıştırırken de biliyorsunuz ki üstüne parşömen kağıdı koyarak yapıştırıyoruz. Ütümüz zarar görmesin diye. Bu en fazla unuttuğumuz şeylerden biri oluyor. Eğer ütünüzün uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, hatta ütü masanızın ütü masasının örtüsünün uzun ömürlü olmasını istiyorsanız parşömen kağıdı olmadan tela asla yapıştırmayın. En önemli dikiş sınıfı tavsiyelerinden biridir. Şimdi kemer parçasını beline Fermar yeri de açık olacak şekilde iğneliyoruz ve bir santimden buraya makine çekeceğiz elimizde şekline göre düzgünce kemerimizi açık halde yerleştiriyoruz ve kontrollerimizi yapıyoruz tekrar telalı kısmın aslında eteğin tersine doğru dönmesi gerekiyor ama birkaç teknikte biz bunu denedik Sonucu da sizinle paylaşırız. Hazır giyimde de bu şekilde kullanılıyor. Açık halde de kapalı halde de yapabiliriz. Fermuarı kemerin tam yarısına kadar yerleştireceğiz. Bakın kıvırma payını kemerle birlikte tekrar burada ütülüyoruz ki fermuarımız düzgün gözüksün. Yeri bozuk olmasın diye. Ütümüzü yapınca masamıza geçeceğiz. Gizli fermuarı alıp kemerin tam yarısından bakınız yarısından aşağıya doğru tam çizgiye iğneliyoruz. YouTube'da çok fazla gizli fermuar dikimi videosu olduğu için bu kısımlarını çok aşamalı aşamalı anlatmayacağım. Ama eğer isterseniz tabii ki sadece gizli fermuar dikimi ile ilgili bir video sizler için çekerim. Burada tekrar dikkat bu tarafına getirdik. Milime milimine iğneledikten sonra Acemiler teğerleyecek mutlaka. Teerlemeden yapmayın. Hüsrana uğramayın. Eliniz alıştıkça teerlemeden de rahatlıkla dikebilirsiniz. Fermuarımızı açtıra açtıra fermuar ayarı, ayağı kullanarak fermuar dikişimizi yapacağız. Fermuarımız yerleştirildi. Kapandığı zaman nasıl gözükeceğini size şöyle bir gösterelim. Fermuarımızı kapatıyoruz ve orada sanki hiç fermuar yokmuş gibi gözükmesi gerekiyor. Bakın tersinden görüntüsü bu. Yüzünden görüntüsünü de şimdi görüyorsunuz. Tabi daha bu dikilmedi. Dikilecek. Dikildikten sonra ütülendikten sonra çok daha güzel gözükecek. Fermuar ayağı kullanarak tam fermuar dişlisini yanından ve dişliği hafif elimizle açtırarak düz dikişle fermuarımızı dikiyoruz acemiler mutlaka teellisinler fermuarın birleşme yeri denk gelecek açıp kapattığımızda kontrol ettiğimizde herhangi bir sıkıntı olmuyor şimdi kemer parçamızı fermuarın üzerine doğru kapatarak temizlemeye göreceksiniz açıyoruz dikişi tamamen tersine çeviriyoruz ve tam oradan fermuar diktiğimiz yerin dikişin devamında iğneleyeceğiz çevirdiğimizde bir bakacaksınız şu şekilde çeviriyorsunuz gördüğünüz gibi fermuarı kemerle birlikte temizliyoruz böylece temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz birkaç farklı kemer tekniğimiz var bu kullandıklarımızdan bir tanesi 1 milimlik çima dikişi ile biz bu kemeri dikeceğiz ama ilk önce kaygan bir kumaş olduğu için biz bunu terleyeceğiz, ütüleyeceğiz ve öyle makinasını çekeceğiz. İçinden ve dışından tertemiz bir kemer elde etmiş olacağız. Hazır giyim sektörüne daha farklı tekniklerde kullanılıyor. Ama bu teknikte birçok arkadaşımın da kullandığı, benim de sıklıkla kullandığım ve kullandırdığım bir tekniktir. Şimdi ilk önce kemerimizin kenarını tutturuyoruz. Daha sonra tekrar bakın fermuar ayağı kullandık. 1 milimden ve düzgün dikebilmek için. Bu şekilde sıfırdan neredeyse kemerimizi dikmiş oluyoruz. T söküp ütümüzü yapıp etek boyumuzu ayarlayacağız. Biz biraz bu eteği uzun kesmişiz. Ve bir gece mankende dinlendirdiğimiz için etek kendini bayağı salmış. O yüzden yaklaşık olarak 7-8 santimlik bir kısmını kısaltmamız gerekecek. Kalıbı da ilk kez kullanmıştık. İlk kez kullandığımız kalıplarda, biz genellikle işi çok riske atmayız. Kısa olmasındansa uzun olsun kısaltalım mantığını. Çalıştırırız. Ama bu sefer bayağı bir uzun yapmışız sanıyorum ki. Kalıp üzerindeki düzeltmemizi de yapacağız elbette. Eteğimizi tam dörde katlayarak Ön ve arka ortasının masanın kenarına yani Düz boy ipliğimizin masanın kenarına gelmesinden emin olacağız ki şu etek ucunda göstermiş olduğum kavisin kaybolmaması ve ona göre şekline göre kesebilmemiz için bu şekilde koyuyoruz ve şekli hiç bozmadan şekline göre sabunla çizerek eteğimizi katlı bir şekildeyken kesiyoruz. Aslında bir sonraki eteğimizi bu kalıpla çalışırken sadece etek ucundaki eğriliği düzeltmiş olacağız çünkü artık ölçümüzden eminiz kestiğimiz yere bir overlock çektik daha düzgün kıvırabilmek için overlockumuzun üzerine de bir minik ütü yaptık şimdi 2 santimden bakın burada gene önemlidir kavisli eteklerde kaydırmamak için önce belli aralıklarla iğneliyoruz sonra o iki iğnenin arasını iğneliyoruz Semra Hanım yapacak ve sizler de dikkatle izlerseniz etek ucundaki yamuklukları ve eğrilikleri böylece en aza indirgemiş hatta hiç yapmamış olursunuz. Bakın önce bir kenarına iğneledi sonra geldi belli bir miktar uzağına 2 santimden oraya da kıvırdı. iki yeri yaptıktan sonra arasını iğneleyecek. Yavaş ve Titiz bir çalışma görüyorsunuz şu an. Tam benim istediğim ve takdir ettiğim bir çalışma sistemidir aynı zamanda. Hiç acelemiz yok gördüğünüz gibi. Acele etmiyoruz. Düzenli ve titiz çalışıyoruz. Sabırlı çalışıyoruz ve sonucunu çok güzel bir şekilde alıyoruz. Bakın overlon dibinden makinasında çektikten sonra bitmiş ütüsünü yapacağız. Zaten her aşamada ipliklerini temizlediği için de tertemiz bir etek çıktı ortaya. Sonrasından orasından burasından sarkan hiçbir şey yok. Ve dikiş onu rahatsız etmiyor. Eteğimizin de bitmiş hali Semra Hanım'a son derece yakıştı. Bu videomuza izin verdiği için bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Dikiş sınıfında kalın. Sevgiyle kalın.